Şimdi derse devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki derste ne yapmıştık? Bu şekilde bir animasyon yaptık. Şimdi de biz perspektif olarak bunu yapacağız. Şimdi bakın, eğer y yönünde yaptığım zaman, bakın şimdi bunu y yönünde yapıyorum. Y yönünde döndürüyorum. Şimdi bunu da y yönünde döndür diyorum. Fark görelim. Bakın arkadaşlar, ne oldu? Y yönünde döndü ama arkadaşlar bakın ne oldu? Şöyle kötü bir etki yarattı. Yani kötü demeyelim, farklı bir etki yarattı. Şimdi bizim istediğimiz böyle bir şey değildi. Biz bunu tam olarak arkadaşlar çevireceğiz. Yani perspektif bir görünümü çevireceğiz. Şimdi isterseniz x yönünde, isterseniz z yönünde, isterseniz de z yönünde yapabilirsiniz. Ama ben şuraya bakın perspektif diyorum arkadaşlar. Perspektif diyorum. Burası sadece perspektif ekliyoruz. 600 piksellik bir perspektif veriyorum. Şimdi Ctrl S ile sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Bir dakika, buradan şimdi perspektif dedik. Şuraya bir dakika arkadaşlar, bir perspektif deneyelim. Şunu boşluk. Şimdi Rotate Y dedim. Pardon. Yanlış yere yazdık arkadaşlar. Yanlış yere yazdık biz. Şimdi şu anda biz nereye, şurayı özellikle arkadaşlar burayı bir silelim. Hover kısmını neydi? Üzerine gelindiğinde ben buraya arkadaşlar, ben buraya bir boşluk bırakıyorum. Buraya perspektif özelliğini vereceğim. Perspektiften 600 piksellik bir neydi? Perspektif özelliği vereceğiz arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bir perspektif özelliği vermiş oldu. İsterseniz bunu ne olabilir? Artırıp azaltabilirsiniz. Bakın 800 piksellik dediğimde sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar daha fazla oldu. İsterseniz bunu 10 piksel yaptığımızda arkadaşlar hemen hemen gözükmez şeklinde olacak. Bakın çok acayip bir şekilde oldu. Böyle bir özelliği var bunun. Ne oldu? 150 verelim. Bakın 150 verelim. Bakın arkadaşlar, Markov komutuyla bu şekilde resimleri de ne yapabiliriz arkadaşlar? Sayfayı sürekli hareket ettirebiliriz. Şimdi bu böyleydi. Biz şu anda bir 600 piksellik verelim. Bakalım nasıl gözüküyor arkadaşlar. Ne oldu? 600 piksellik şu anda iyidir bizim için. Biz hover kısmına geliyoruz. Bunun aynısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Kopyaladık. Şu anda ne oldu? Perspektif özelliğinden arkadaşlar biz bunu ne olsun? 45 derece, bunu 0 olsun. Bir de piksel olarak arkadaşlar biz 800 piksellik bir perspektif verelim. Ne olacak? Bu şekilde saat yönünde dönecek. Bakın arkadaşlar ne oldu? Saat yönünde dönmüş oldu. Bakın arkadaşlar böyle bir özellik verdik. Şimdi isterseniz buraya 45 derece yapalım da 45 derece yaptık. Şimdi kaydedelim bakalım arkadaşlar. Bakın ne oldu? Böyle bir izlenim yapmış oldu. İsterseniz biz buraya 0 derece yapalım. 0 derece yapalım. Bunu da arkadaşlar ne dedim? 700 piksellik verelim. 700 piksellik verdik mi? Ne oldu? Bakın arkadaşlar, böyle bir etki görmüş oluruz. İstersen bu çok hızlı dönüyor. Buranın başka özellikleri de var arkadaşlar. Bakın nasıl olmasını istiyorsanız, easy out, linear falan gibi, bakın etkisi daha farklı olacak. Bakın üstüne geldiğinde arkadaşlar böyle bir etki yapıyor. İsterseniz bunu biraz düşürebiliriz. Şöyle bunu 800'e yapalım. Üstüne gelindiğinde 900 olsa bu titreme de yok olacaktır. Bakın arkadaşlar bu titreme de yok olacaktır. Bakın bu şekilde oldu. İsterseniz buradan transform, bakın transform origin var arkadaşlar. Şöyle bunu 0'a 0 yapalım. Böylece hani orijinleri x ve y koordinatından neye göre döneceğini söylüyor. Bakın ne oldu? Şöyle bir etki yaptık. Bakın arkadaşlar ne oldu? Bu noktadan dönmeye başladı kapı şeklinde. Bakın arkadaşlar. İsterseniz bu noktadan da yapabiliriz. Bakın üzerine geldiğimizde %50-50.
Şimdi bakın şöyle ilk aşamada ne olsun? Şöyle bir 500 olsun. Üstüne geldiğinde 900 olsun. Bakın ne oldu arkadaşlar? Üzerine geldi. Resimlerimiz geldi. Üstüne gitti. Tekrar gitmiş oldu. Böyle bir uygulama yaptık. Şimdi buna %50-50 dersek arkadaşlar ne olur? Bu noktada dönmeye başlayacak. Bu noktaya yakın dönmeye başlayacak. Bakın 25'e 25 veriyorum. 25'e 25. Ctrl S yaptım. Bakın farklı göreceksiniz. Bakın arkadaşlar ne oldu? Bu noktaya yakın bir noktadan dönmeye başlıyor. Bakın bu noktadan bir nokta. Öbür taraftan arkadaşlar dönmesi için ne yapacağız? Bakın %100 verirsek öbür noktadan dolanır. Dönmeye başlar. Ctrl S verdim arkadaşlar. Bakın böyle bir izlenim oldu. Ne oldu arkadaşlar? Bakın bu noktadan dönüyor. Şöyle bir izlenim yaptık. Bakın o noktadan dönmeye başladı. Neydi biz? Bizim için sıfır. Şunları transfer orijini. Biz sadece şuna sıfır verelim arkadaşlar. Buna da sıfır verdik mi? Güzel. Tam istediğimiz şekli almış oluruz. Buyurun arkadaşlar. Ne oldu? Bu şekilde yapmış olduk resimlerimizi. Kapı şeklinde de bunu yapabilirdik. Böyle bir ders yaptık. İsterseniz ne olabilir? Bakın 50-50 verdiysek ne olur arkadaşlar? Orta kesimden dönmeye başlayacak. Bakın görelim. Şimdi bakın tam orta noktadan dönmeye başlıyor. Hangi noktadan döneceğini buradan transform orijinle belirtiyorsunuz. Perspektif özelliğini isterseniz kaldırabilirsiniz. Bakın biz şu anda bir de X yönde yapalım. Şunu da biz X diyelim. Bakın efekt daha farklı olacak. Yani verdiğiniz efektler daha farklı olacak. Bakın arkadaşlar ne oldu? Böyle bir izlenim yapmış olduk. Buyurun arkadaşlar. Bu ders işte buraya kadar. İsterseniz biz ne yapabiliriz? Bakın şu kısmın arkadaşlar şu anda üstüne geldim. Bu kısmın 3 boyutlu olmasını da sağlayabiliriz. Nasıl sağlarız? Buradaki alttaki solid kısmını biraz daha fazla yapabiliriz. Gelelim oraya. Burada tıpkı resim çizer gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? CSS'le oynuyoruz. Öyle diyelim. Şimdi biz ne diyelim? Buna 10 piksellik diyorum arkadaşlar. 10 piksellik. Rengi neydi? Solid'ti arkadaşlar. Şeyde bizim dış rengimiz neydi? Bizim rengimiz arkadaşlar. Buradan vardı. Bir dakika. Şu anda göremiyorum ben de. Resimlerimizin dış border genel rengi. Şu anda 36F arkadaşlar. Şuna bakın. Burada görebiliyoruz. Neydi? 36F dedik. Şimdi arkadaşlar bakın alttaki daha kalın gözükecek. Bakın arkadaşlar ne oldu? 3 boyutlu gibi gözükmeye başladı. Şimdi üstüne geldiğinde arkadaşlar ne olsun? Bu defa border'ı düşsün. Border düşerse ne olur arkadaşlar? Tam 3 boyutlu gibi gözükür. Buradan bunu aynısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Ne oldu? Kopyaladık bunu. Üzerine gelindiğinde ne olsun? O tekrar bu ne kaça inişsin? Biz kaç vermiştik üstte arkadaşlar? Bakalım. Border'una şimdi buradan 1 piksellik verdik. 1 piksellik vermişiz. Şimdi bakalım. Sayfamızı yenilelim arkadaşlar. Bakın üstüne geldiğimde ne oldu? 1 piksellik dönüştü. Bakın altta 1 piksel oldu. Şimdi gittik arkadaşlar. Bakın ne oldu? Tekrar kalınlaştı. Bu şekilde 3 boyutlu şekil almaya başladı. İsterseniz biz buraya gölgelik de verebiliriz. Bak şu içinden gölgelik verebiliriz. Oraya o kısma gölgelik verebiliriz. Ama şimdilik bu ders böyle bitsin. İşte bu arkadaşlar bakın çok güzel efektler yaptık. Bugün ne böyle bir uygulama yaptık. Sizlere 3 boyutlu resim 3 boyutlu bir resimde div oluşturdu. Bu şekilde bir galeri yapabileceğimizi belirtmiş olduk arkadaşlar. Umarım bu derste sizlere yararlı olabilmiştim. Bakın özellikle arkadaşlar burası gerçekten çok hoş oldu. Bakın şu kenarlar 3 boyutlu gibi gözüküyor. Üstüne gelindiğinde ne oldu? 1 piksele dönüşüyor. Tekrar kalın olduğunda
10 piksele dönüşüyor arkadaşlar. İsterseniz siz buradan bunun yansımasını da yapabiliriz. Ama şimdilik de bu ders buraya kadardı arkadaşlar. Bakın üstüne gelinden aynı dibin ne olabilir? Aynısını buradan ters taraftan yaparsak yansımasını yapabiliriz. Şimdilik ona değinmeyeceğim arkadaşlar. Belki ilerideki derslerde birebir sizin de yaparız belki. Vakit bulabilirsem. Şimdilik kendinize